Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda benim izlerken çok zevk aldığım, sizlere önermek istediğim ve sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm içerik üreticilerinden bahsedeceğim. Hemen ilkinden başlayalım. Brody Roberts, benim çok sevdiğim, birçok görüşümün ortak olduğu ve videolarını izlerken çok zevk aldığım bir içerik üreticisi. İngilizce biliyorsanız mutlaka videolarına bakın. Sizler için faydalı olabilecek içerikler var. Şu anda ekranda gördüğünüz içeriklerde muhtemelen ilginizi çekmiştir. Kapak tasarımları da bu arada çok güzel. DistroTube var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur belki. İngilizceniz varsa mutlaka takip edin. Çok yararlı içerikleri olduğunu da söyleyebilirim. Benim özellikle bu kanalı takip etmemdeki nedense İngilizcesinin çok kusursuz ve pürüzsüz olması. Dinlerken gerçekten İngilizce çalışıyormuş gibi hissediyorum ve dediği her şeyi anlayabiliyorum. Bir sonraki kanalda Yusuf İpek Zaten Türkiye'de Linux kullanıyorsanız birçoğunuz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Zaten benden çok daha fazla abonesi var. Beni takip edenler Yusuf İpek'i de zaten biliyordur diye düşünüyorum. Onu da çok kaliteli içerikler yaptığını düşünüyorum. Kanalına bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca kendisi sadece Linux'a da ilgili içerikler çekmiyor. Şeker bıraktığından, dopamin çukurundan, İngilizce nasıl öğrenilirden bahsediyor. İngilizce röportajları da var. Takip ederseniz güzel olur sizin için de. Ben de özgür yazımla ilgili videolar çekmek istiyorum ama sana rakip olurum ve sana karşı mahcup olurum diye çekmiyorum. Özgür yazım kanallarının çoğalması sorun olur mu senin içinler. Ama tersi e, mutlaka çek. E, hatta burada da vardı. Herkes için Linux kanalı. O kanalda gö e, gösterelim. Mesela bizim izleyicilerimizden birisi. E, herkes için Linux. Burada bu kanalda abone olabilirsiniz. Yani dilerseniz. Ben de ara ara bakıyorum bazı videolar. Bizim Discord kanalında falan da e, yayınlanıyor. Bakmak isterseniz bu herkesin Linux kanalına bakabilirsiniz. The Linux Experiment. Bu yani Linux'un haber bülteni diyebilirim. Bütün haberleri buradan öğreniyorum. Benim tek eleştirimse kendisine videolarının biraz uzun olması ama dediğim gibi bir haber bülteni mantığıyla video çıkardığı için aslında konseptiyle uygun diyebiliriz. Buradan haberleri takip edebilirsiniz Linuxa ilgili. Tek hatta sadece Linux üzerine değil adı üstüne zaten tek hat teknolojiyle ilgili ama Linux'la ilgili çok fazla içeriği olduğu için onu da size önermek istiyorum. Gördüğünüz gibi drone'u ve bisikletiyle ilgili e, scooter ile ilgili videoları da var. Ancak e, bazı listeleri var, incelemeleri var, ürün incelemeleri var. Bu kanalı da tavsiye ederim sizlere. The Linux Cast. Belki birçoğunuz görmüştür bu abimizi. Önemli konularda farklı şekillerde farklı görüşler belirttiğini düşünüyorum. Ancak yine de benim katılıp katılmadığım yerlerde oluyor. Birçok videosunu ben sizlere önerebilirim. Shawn Powers çok farklı içerikler üretiyor. Bütün videolarını izlediğimi zaten söyleyemem. Birçok videosunu izlemiyorum. Ancak yine de birçok şeyi ondan öğrendim. Base script olsun, Linux'un bazı özellikleri olsun, dosya yetkileri olsun, sticky bit olsun birçok şeyi kendisinden öğrendiğimi söyleyebilirim. Hatta kendisinin bir distro yapma videosu bile vardı. Çok şey öğrenebilirsiniz. Gör, bahsettiğim sticky bit videosu da burada ben gerçekten çok faydalı buldum. Anlatım şekilleri de çok hoşuma gidiyor. Christitus Tech var. Gerçekten çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Genellikle Linux ile ilgili içerikler üretiyor ancak gördüğünüz üzere Doğrudan linux ilgili olmayan içerikleri de var. Bazen gündem hakkında da konuşuyor. Takip edebilirsiniz. İngilizceniz varsa kesinlikle Tavsiye ederim. Barış dere var. Linux üzerine Değil Ancak Eğitim içerikleri gerçekten çok güzel. Kubernetesi çok güzel anlatmış. Yazılımcılığa giriş hakkında çok fazla içeriği var. Burada gördüğünüz üzere algoritmalar Veri Tipleri Ve birçok şeyden bahsediyor. Ben Özellikle Ducker nedir videosunu gerçekten çok beğenmiştim. Eğer siz de ilgiliyseniz bu tarz videolarla bu kadar yıl deneyimi olmuş Türk birinden bir şeyler öğrenmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Yazılım ilk adımlar benim podcast çekmeye başlamamda da kendisinin biraz etkisi var diyebilirim. Videoları gerçekten arkada açayım bir iş yaparken dinleyeyim ve bana gerçekten faydalı olsun diyebileceğim içerikler gördüğünüz ben zaten bütün videolarını izlemişim. Bazıları çok uzun, bazıları çok kısa. Ancak gerçekten kaliteli içerikler ürettiğini söyleyebilirim. Şu an kendisi Londra'da olmalı. Ancak Türkiye'ye gelmeyi de planladığını söylemişti. Türkiye'den Londra'ya gitmiş bir yazılımcıyı da dinleyerek kendinize çok şey katabilirsiniz. Evet, bu Linux'a ilgili bir kanal değil ancak yazılım geliştirmek isteyenler de kendisine takip edebilirler. Ben burada sizlere başka kanallar öneriyorum. Siz de beni başkalarına önerirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.